Bakınca dertleşmek istiyor gibi mi görünüyorum? Hayda. Aynı mekan aynı saat ama laf benim ağzımdaydı sanki. Sen gitmiyorsan ben kalkıyorum. Dur iki dakika Yağmur, dur ya. Ya şuraya geldiğimden beri peşimden ayrılmıyorsun. Ne zaman başım belaya girse arkamdasın. Hafiye gibi peşimdesin ya. Önce dedim ki bu kız benden nefret ediyor. Sen gittiğinde rahata erecek. Öyle. Değil işte, değil. Sen doğru bildiğinin peşinden koşuyorsun. Yani senin doğruların var. Biraz ısrarlı koşuyorsun. Ama iyi de koşuyorsun. Ben yıllar sonra annemin sesini sayende hatırladım. Senin sayende. O yüzden şimdi nasıl kalkayım gideyim buradan? Sen söyle. E gidemem. Bir derdin, bir sıkıntın var belli. Biri canını sıkmış, üzmüş, kırmış seni. Rahatlarsın bak. Ne oldu? Kaan ayrıldı benden. Yanlış yapmış ama işte onun tarafından bakınca da ne bileyim Yağmur. Bu seninle ilgili bir durum değil Akgün. Sadece bir birikimin sonucu bu, o kadar. Sen kıskanılacak adam değilsin diyorsun yani bana, öyle mi? Şu durumda bile kendine iltifat kovalıyorsun ya, pes yani. Değilsin diye mi? Değilsin. Yalan lan. Az daha güleceğim ha. Ya gül diye konuşmuyor muyuz zaten Yağmur? Kasma. Ben keyfim yokken sadece polisiye okumayı seviyorum. E tamam, sen yine oku polisiyeni. Ama bu mevzu böyle neticelenmez. Bak o çocuk yüreği temiz çocuk. Düzgün. Dönüp dolaşıp düşeceği yer senin yanın. Hele bir yüreğisi olsun. E bir de uzun flörtüm diyorsun zaten. Yani ne bileyim, ben olsam dönerdim. Boynunda mermili kolyeyle öyle çok da yakışmıyor ağzına iltifat cümleleri. Sen de ne zaman muhabbet etsek şu kurşuna giriyorsun, eyvallah. İşe yarıyor mu peki? Düz kolye işte. Hikayesini dinlemek isterdim. Yok, bir hikayesi yok. Peki. Yani çok ağlama yani. Bırak, ağlaması gereken ağlasın, sızlansın. Sen ağlama. Gül sen. Çünkü şey oluyor sen gülünce. Güneş gibi bakıyorsun işte.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.